Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi gelin şalı anlatacağım. Şalımız için böyle taş rengi angora simli ip kullandım. 2 numarada tığım var. Şimdi şalımızı başladık sevgili izleyicilerim. Bakın şöyle üçgen şeklinde olacak. Şuradan başlıyorum şalımı. Buradan başlıyorum. Böyle iki tarafa doğru hep artırmalar oluyor. Bakın. Sonra böyle böyle örüyoruz şalımızı. Ama başlama yeri buradan. Hemen başlayacağız zaten. Ara ara da şalımı göreceksiniz sevgili izleyicilerim. Şimdi hemen başka bir renkte başlayalım. Şöyle dursun şalımız burada. Şöyle zincir çekerek 10 tane zincir çekiyorum. 6 10. Şöyle bir halka oluşturuyorum. Eliniz biraz sıkı ise 12 de çekebilirsiniz. Ben 2 numara tığ kullandım. 3 numara da kullanabilirsiniz. Daha kalın tığ da kullanabilirsiniz. Şimdi bakın şöyle 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 doluyorum. 3 defa da yukarıya doğru trabzanlarımı çıkartıyorum. Şöyle hep 2 doluyoruz izleyicilerim. Şimdi böyle yan yana 4 tane trabzan örüyorum. Sonra arada 1, 2, 3 zincirim var. Yine 2 doluyorum. Tekrar aynı bu halkanın içine 4'er tane trabzan örüyorum. Hep bu şekilde 6 tane dörtlü trabzan yapıyorum. Şu an bakın 2 oldu. Yine 3 zincir çektim. Yine hep aynı şekilde. Ben böyle hızlıca tamamlarken 6 tane. Siz örneğimi böyle yakından bir izleyin sıkılmamanız için. Hep üçer zincir, 2 doluyoruz tığımızın ucuna, 3 defa da 4'er tane yan yana trabzanlarımızı örüyorum sevgili izleyiciler. Çok kolay ve zevkli, bir o kadar da kibar bir şal. Zaten ilkbahardayız. Bohçalara, çeyizlere kendinize de yapabilirsiniz. Şallar. Havalar zaten bakın serin. Tam bahar havası. Şimdi şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dörderli trabzan ördüm. Halkamın içine. Sonra 5 tane zincir çekiyorum. Yine 2 doladım. Dönüyorum. Şimdi burada yine aynı şekilde 2 dolayıp 4 tane yan yana trabzan örüyorum. Bunlar kenar trabzanlarım. Şimdi arada 3 zincirim var. Yine 2 doladım. Bakın 2. Yine aynı yere 4 tane trabzan örüyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 5 zincir bakın. Şöyle 2 doladım. Şöyle yapıyorum sevgili izleyicilerim. Bunu bırakıyorum. Bakın üçüncüyü. 1, 2, 3. Üçüncü olan hemen alt ucundan batıyorum. Şuradan bakın. Büklüm büklüm olmasının bu yönden yapıyoruz. Bakın 4 tane aynı yere trabzan örüyorum. Bakın. Sonra yine 1, 2, 3, 4, 5 zincirim var. 2 doladım. Şimdi tam bunun içine bu ortası olacak zaten. İki yanlardan arttırma yeri gibi düşünelim. Burası hep şalımız bitene kadar bu şekilde devam edecek. Kenarları gibi.
Şimdi 4 tane bakın. Yine arada 3 zincirim var. Yine aynı yere 3 defa da çıkıyorum. 2 dolayıp 4'er tane trabzan örüyorum. Şimdi yine 5 zincirim var. 2 doladım bakın. Şimdi burayı değil önce yine bu alt ucundan batıyorum bakın. Arttırma yerlerini yapıyorum. Yani birer tane şu an arttırmış oluyoruz şalımızdan birer trabzan. Bir önceki tarafta arttırdık. Bir de şimdi yine aynı bakın 5 zincirim var. Burası da şimdi kenar trabzanımız. Kenarlarda da hep 4'er tane şalımız bitene kadar iki yönlü 4 bir yana 4 bir yana trabzan öreceğiz. Arada 3 zincirim var. Şimdi çoğalttığım olan yeri hemen göstereceğim. Burasını tamamlayıp 2, 3, 4, 5 zincirle. Bakın şimdi sevgili izleyicilerim nasıl yapmıştık? 6 tane ile başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi kaç tane oldu? 2, 3, 5, 6, 8 tane. Yani 2 tane arttırmış olduk bu kenarlardan. Şimdi yine devam ediyorum. Bir sıra daha anlatalım. Tam anlaşılsın. Kenarları hep aynı bakın. Kenarlarıyla orta trabzanlarında hiçbir değişiklik yok. 2 defa doluyoruz. Tığımızın ucuna. Sonra 4'er tane trabzan örüyorum. Bu kenarlarda 1 2 3 zincir. Yine aynı yere bakın. Arttırma yapmadığımız yani kenar kısmında hep içine batıyorum. Sadece arttırma yerlerinde alt uçlarından başlıyorum. Şimdi kenarını yaptık bakın. Şimdi ne yapıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. 2 doladım tığımın ucuna. Şimdi buradakinin alt ucundan bakın. Şuradan. Buraya şimdi 4 tane trabzan örüyorum. Hep bu şekilde arttırmış oluyorum. Her iki yönden de yani sadece bir yönden değil her iki taraftan da her sırasında da arttırma yapıyoruz. Yine 5 zincirim var. Hep 5'er zincir. Şimdi yine bakın bu orta kısmı olduğu için buraya geldiğimizde yine burada şimdi bir tane daha arttırmış oluyoruz. İlk sıramızda birer tane. İkinci sıramızda 2, 3'te 3 o şekilde hep arttırma yapacaksınız. Yine 5 zincirim var. Şimdi şalımın orta kısmındayım bakın. Orta kısmında arttırma yapmıyoruz burada. Hep 4'er tane yan yana. Önce 4 trabzan. Sonra da tekrar bir 4 daha örüyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim. 5 de çekebilirsiniz. Fark etmez. Kafanız karışmasın. Hepsinde de 5'er zincir çekebilirsiniz. Sadece kenarlarda 3'er. Evet, şimdi ortasını ördükten sonra yine 5 zincir var. 2 doladım. Şimdi yine bakın bunun alt ucunda. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Seyda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili izleyicilerim. Yine bakın 5 zincir çektim. Yine önce bunun alt ucundan sonra ortasını tamamlarken siz modelini izleyin. Yakından ben de bu sıramı tamamlayıp bugünkü videomu bitirmek istiyorum değerli izleyicilerim. Hep dediğim gibi birer tane kenarlardan birer de yaptığımız o bukle olan yerlerden arttırma işlemi yapıyorum bakın. Şuradan yavaş yavaş böyle bakarsanız şalımızı zaten anlayacaksınız. Lila'dan da çok güzel durdu. Bakın ayrı bir rengi varmış Lila'nın da. Harika durdu. Bu taş renginden de ayrı bir güzel.
Şimdi şalımız bitmediği için tabii daha az olduğundan tam anlaşılmamış olabilir. Ama taş rengi de çok kibar bir renk. Bakın sevgili değerli izleyicilerim, bu şekilde. Dediğim gibi 6 başladık, sonra 8, sonra da 10 oldu. Bakın 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Lila'dan çok da güzel durdu bakın. Ayrı bir güzel durdu. Hep bu şekilde artırma işlemlerini yapacaksınız bakın. Hep kenarlardan buradan istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Şu orta kısmını sayarsanız bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 35-40 taneye kadar yapabilirsiniz. Zaten 30'dan sonra kendi omuzlarınıza ölçüp büyüklüğünü yapabilirsiniz değerli izleyicilerim. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.